İnternet bağlantısında CHP milletvekili, Ankara milletvekili Murat Emir var. Sayın Emir, hızlıca bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ben bu haftanın bir özetini çıkarmaya çalıştım. Gergin bir atmosferle, bir seçim atmosferiyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle CHP toplantı üstüne toplantı yaptı. O olağanüstü toplantıların sonucunda da 21 Mayıs'ta bir miting yapılacağını, buradan yanıt verileceğini anlıyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nun görevine devam etme formüllerinin konuşulduğunu anlıyoruz. Nasıl bir yanıt veriliyor CHP nezdinde, bir sizden de son bilgileri alalım isterim öncelikle. Şimdi tabii şöyle, siz de güzel bir şekilde ifade ettiniz. Son derece sıra dışı durumlarla karşıyayız. Olağanüstü durumlarla karşı karşıyayız. Ve asla alışmamamız gereken, kanıksamamamız gereken durumlarla karşı karşıyayız. Ve özellikle bizim İstanbul İl Başkanımız gibi son derece CHP kadrolar içerisinde önemli bir yeri olan, hem de İstanbul'u Tayyip Erdoğan'ın elinden koparıp alan kadronun en başında olan sevgili Canan Başkanımıza dönük olarak yapılan bu pespaye, hukuksuz, haksız işlemin nasıl cevaplandırılacağı önemliydi. Dolayısıyla biz ilk andan itibaren tepki verdik Sayın Genel Başkanımızın İstanbul'a gelin talimatıyla ve herkes gördü ki biz orada önemli bir tepki verdik. Ve özellikle de Bursa mitinginin İstanbul'a alınması son derece değerli. Ve şunu gördüler. Gerektiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ani refleksler verebilir, güçlü hamleler yapabilir ve yapacaktır da. Ama şunun da altını çizmek isterim. Tabii nihayetinde bir seçime gidiyoruz. Ve bu seçime giderken de sarayın Türkiye'yi kaotik bir sürece sürükleyeceğini de şimdiden görüyoruz. Ve seçime giden yolda aslında kendileri açısından o mıntıka temizliği dedikleri kimi yazarların, düşünürlerin kendilerine göre bazı hamleler yapıyorlar. Ve bu hamlelerin aslında ortak hedefi de bize göre, şahsi düşüncem de odur, Türkiye'yi bir kargaşaya götürmek, bir kaygıya götürmek ve vatandaşlarda ne olacak Türkiye'nin hali, nereye savruluyoruz kaygısı yaratmak. Çünkü bu kaygıdan 2015'te anımsayacaksınız bir başarı elde ettiler Kasım seçimlerinde ve aynı şekilde Türkiye'yi bir kargaşa ortamına sürüklemek istediklerini biz görüyoruz. Dolayısıyla biz bu seçimlerin salimen seçim güvenliğine herhangi bir gölge düşmeksizin yapılmasını ve bu seçimlerden de en son olarak da Millet İttifakı'nın başarılı çıkmasını bekliyoruz, görüyoruz. Ama onlar bu seçim sürecini, sadece sandık oylama işlemini kastetmiyorum, bu bir yıllık süreci, belki daha kısa olan süreci, ne kadar kargaşaya getirmek, ne kadar kaotik bir ortam, ne kadar belki de yasa dışı kimi olayların, kabul edilemeyecek kimi olayların olabileceği süreci çekmeye çalışsınlar. Biz burada oyuna da gelmeyeceğiz, sakin duracağız, sağduyulu duracağız, akıllı duracağız, olgun duracağız. Ama bizim bu sağduyulu ve olgun duruşumuzu hiç kimse tepkisizlik, zayıflık gibi algılamasın. Biz gerektiği zaman 2 gün önce İstanbul'da yaptığımız gibi bundan sonra da her türlü tepkiyi vermeye de muktediriz. Bunu da herkes görmüş oldu. Şimdi burada birincil olarak Sadat ziyaretinin de neden gerçekleştiğini, Sadat'ın önüne de neden gerçekleştiğini sizin sözlerinizden anlıyorum. Orada dikkatleri başka bir şeye çekti Sayın Kılıçdaroğlu. Hakikaten beklenmedik bir hamleydi. Daha evvel de çeşitli kurumların önüne gidilmişti ama bu kez seçim güvenliği kaygılarını burada dile getirmiş olması bir korku dalgası, sizin de ifade ettiğiniz gibi onu dağıtmak üzere bir nevi bir gövde gösterisi gibi de algılanabilecek bir hamleydi diye düşünüyorum. Elinizde, hani çok Evet. tartışıldığı için soruyorum. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun elinde o mavi dosyada bir bilgi var ki bu hamle geldi. Ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Şöyle, benim şahsen bir bilgim yok. Dolayısıyla da ben sadece düşüncemi ifade ediyorum. Tahminimi söylüyorum. Ama bilerek veya işte üst örtük bir biçimde bir şeyler söylemeye çalışıyor değilim. Bunun altını çizmiş olayım öncelikle. Ama şunun bilinmesi lazım. Sayın Genel Başkanımıza sürekli çok farklı kaynaklardan çeşitli bilgiler gelir. Bu bilgiler başka kanallardan teyit edilir, kılı kırk yarar ve ona göre hamleler yapar.
Ve aslında bizim bu Sadat'a gidişimizin altında yatan şu, yani görünen durum şudur ki, siz de söylediniz, biz Sadat'ın ne işlevi olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Önümüzdeki seçimleri gölgelemeye dönük, seçim güvenliğini azaltmaya dönük, belki de yok etmeye dönük hamleler yapacağınızı biz biliyoruz, öngörüyoruz. Bu yollara girmeyin, bunlara kalkışmayın. Bunlara kalkışırsanız karşınızda başta genel başkanı, sonra milletvekillerini, bütün CHP'yi ve hatta aslına bakarsanız tüm Türkiye halkını da bulursunuz mesajıdır bu. Orada aslında bir oyun bozulmuştur. Bunu böyle okumak gerekir. Ama bunun alt ayrıntılarını, ince ayrıntılarını, arkasındaki gerçeklikleri benim bilmem de aslında çok olanaklı değil, tahmin edersiniz ki. Bunların açıktan konuşulması da gerekmez. Mesaj veren tarafından, Sayın Genel Başkanımız tarafından mesaj doğru yere ulaşmıştır. Alması gerekenler alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Hakikaten ben de çünkü bazı ayrıntılar daha da o korkuyu yayacaktır diye düşünüyordum. Ne söyleyeceğinizi merak ediyordum bu anlamda. Mesaj alındı, yani gereken mesajı aldı. Sözü son derece önemli ve anlamlı diye düşünüyorum. Tekrar yanıta gelecek olursak, şimdi adalet yürüyüşü, yeni bir ya da bir adalet yürüyüşü gibi bir kapsayıcı bir eylemsellik olacak mı diye merak ediliyor. En çok konuşulan konulardan birisi bu. Öncelikle buna bir yanıt alayım. Ondan sonra mitingle ilgili bir şey daha soracağım Sayın Emir. Benim olduğum toplantılarda başka türlü bir eylemlikle ilgili bir görüş oluşmadı doğrusu. Zaten yeni hamleler ortaya çıktığında da bunlar partinin yetkili ağızlarından gereken zamanlarda duyurulacaktır. Ama burada bizi izleyenlerin ve herkesin şunu bilmesini bekleriz, isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile birlikte 450 kilometre yürümeyi yapmış, göze almış ve bunu büyük bir başarıyla bitirmiş, dünya tarihine geçmiş bir siyasi partidir ve siyasi kadrolar şu anda iş başındadır. Dolayısıyla başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere biz canımızı da ortaya koyacak şekilde her türlü hamleyi, her türlü eylemliliği gerçekleştirebiliriz. Ama bizim şu kısıtımız olduğunu altını tekrar ısrarla çizmek isterim ki saray Türkiye'yi bir korku dalgasına sürüklemek, bir kargaşaya sürüklemek, seçimi lekelemek, gölgelemek, insanları korkutmak ve korku üzerinden kendi iktidarını pekiştirmek, yürütmek derdinde biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla yapacağımız her eylemin demokratik sınırlar içerisinde var olan hukuk, ne kadar tabii Türkiye'de artık hukuk kaldıysa var olan hukukun da içerisinde olacağını söylemekte sakınca yok. Biz bu kurallar içerisinde de sesimizi duyururuz. Herkese de güven vermeyi başarırız. Altılı İttifak 21 Mayıs'taki mitinge katılacak mı acaba? Altılı İttifak görüntüsü verilecek mi? O da çok konuşuldu. Sayın Emir, tartışıldı mı, görüşüldü mü sizin katıldığınız toplantılarda? Şöyle, Altılı İttifak'ın katılmasına dönük olarak özellikle bizim kamuoyumuzda büyük bir beklenti oluştuğunu görüyorum ben. Tabii demokratik bir tutum almak, özellikle Canan Başkan nezdinde yapılan bu büyük hukuksuzluğu protesto etmek ve özellikle de önümüzdeki demokratik sürece katkı vermek anlamında doğrusu ben de Millet İttifakı bileşenlerinin orada olmalarını arzu ederim. Burada tabii bizim mitingimize bence diğer partilerden de, partisizlerden de katılım çok olacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten başka bir yere gelmiş durumda, başka bir yerde ve bizim mitingimizin sadece bir CHP mitingi olmayacağını öngörüyoruz. Ama diğer partiler kendi kurumsal kimlikleri ile mi katılacaklar sorusunun şu an için bir cevabı yok. Ama şunu da doğrusu saygıyla da karşılamamız gerekir. Siyasi partiler kendi karar organlarında kimi kararları alırlar, değerlendirirler. Siyasi atmosfere göre, kendi tutumlarına göre, kendi yakın gelecek projeksiyonlarına göre hamle yapabilirler. Buradan bir umutsuzluk veya bir hayal kırıklığı da çıkmasın. Biz eğer katılmazlarsa da elbette saygılı olacağız. Elbette anlayışla karşılarız. Ama şunun altını çizmek gerekir ki 21 Mayıs'ta İstanbul'da sadece Cumhuriyet Halk Partililer, sadece Canan Kaftancıoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğu protesto etmek isteyenler değil, aslında Türkiye'nin
demokratik, özgür geleceği için umut besleyen milyonlar olacak. Biz bunu bekliyoruz. Peki Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili çeşitli formüller dile geldi. Teknik olarak hani il başkanlığı yapabilmesi ile ilgili de hukukçu olduğunuz için bir yönüyle neler söyleyebilirsiniz? Hani ne tür formüller konuşuldu? Kılıçdaroğlu katı konuşuyor, hani il başkanlığı Evet. sürecek diyor. Evet. Şöyle. Şimdi Sayın Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kondu sözünü ben doğru bulmuyorum doğrusu. Çünkü şu halde kesinleşen cezaları bakımından Sayın Kaftancıoğlu'nun milletvekili adayı olması söz konusu değil. Yeni bir durum oluşmaz ise Anayasa Mahkemesi'nden yeni bir karar, bir hak ihlali kararı. Çünkü bu aslında dediğim gibi hukuki bir değerlendirme yapma ihtiyacı içerisinde değilim. Bu bir gerçekten bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Hiç oraya girmiyorum. Anayasa Mahkemesi üstüne düşeni yapabilir. Ama var olan durumda Sayın Kaftancıoğlu'nun milletvekili olması imkanı yoktur. Ama siyaset yasağı konmuş değildir. Siyaset yapmaya devam edebilir. Özellikle ilgili o Türk Ceza Kanunu 51. maddesindeki hükümler bakımından tartışma yürüyor. Yalnız burada da geçmiş örneklerden gördüğümüz özellikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kişinin siyaset yapma yasağı olduğunu, ihtar verilmesi gerektiğini bildiren yazısını Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğinde Anayasa Mahkemesi tekrar bir değerlendirme yapıyor. Bu bir zaman alıyor. 6 aydan daha uzun bir süre. Eğer ihtar verilmesine karar verirse bunun ihtarın bir sonucu doğmuyor şu andaki hukukumuza göre. Çünkü onun sonuç doğuracağı maddeler iptal edilmiş durumda. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi ihtar verirse yani Canan Kaftancıoğlu hüküm giymiştir. Siyaset yapamaz, il başkanlığına devam edemez ihtarı kararı gelirse ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna uymaz isek bunların hepsi henüz faraziye. Yani biz nasıl değerlendiririz? Doğrusu bugünden o günkü siyasi koşullar da burada etkili olacaktır. Ama eğer biz bu kararı hukuki bulmuyoruz, doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz noktasında bir tutumumuz olursa Cumhuriyet Halk Partisi olarak orada Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı bir şey yok. Çünkü yaptırım öngören maddeler artık yok. Anayasa Mahkemesi'nin kendi iptal ettiği maddeler. Diğer bir önemli konu da zaten Anayasa Mahkemesi daha önce Tayyip Erdoğan örneğinde olduğu gibi ihtar vermeye dahi gerek görmüyor. Yani nasıl daha önce bu kişilerin siyaset yapmasını yasaklayan ihtar sonrası kimi yaptırım içeren hükümler iptal ettiği gibi aynı şekilde ihtar verilmesine gerek olmadığına dair kararı da var. Dolayısıyla ben kişisel düşüncem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Başkan için harekete geçse ve bir işlem başlatsa dahi Anayasa Mahkemesi çok büyük bir ihtimalle ihtar verilmesine gerek yoktur diyecektir. Eğer ihtar verilsin dese de derse de bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim o karara direnme hakkımız var. Çünkü o kararın hukuk dünyasında bir yaptırımı yok. Yani icra edilebilir bir karar değil. Dolayısıyla benim kişisel düşüncem Canan Başkanımız siyaset yapmaya devam edecek. İl Başkanımız olarak da siyaset yapmaya devam edecek. Sadece söz konusu olan milletvekili olamamasıdır. İlk uzattım mı bilmiyorum ama ilk söylediğinize de birkaç şey söyleyeyim. Yani işte burada şimdi hiçbir Cumhuriyet Halk Partili ve özellikle de Sayın Kaftancıoğlu milletvekili olmak için veya ben ne olacağım kaygısıyla siyaset yapmaz. Bizim siyaset anlayışımız ilkelerimizi yaşama geçirmek içindir ve değerlerimiz için siyaset yaparız. Bu nerede olursa orada siyaset yapılır. Dolayısıyla milletvekili olup olmamanın Sayın Kaftancıoğlu açısından zerre kadar değer olduğunu düşünmüyorum. Ama siyaset yapmasının önünde bir engel yoktur. Dolayısıyla mücadelesine de devam edecek. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı kondu sözünü de doğrusu ben hem kabul etmiyorum hem de içime sindiremiyorum. Bu zaten aynı zamanda sadece Kaftancıoğlu'nun meselesi değil ki, bu demokrasi meselesi olarak Tabii. görüyorum. Ben de bunun altını çizeyim Sayın Emir. Son olarak o zaman tekrar sözü toparlayacak şekilde size vereceğim. 21 Mayıs'ta nasıl bir yanıt vereceğiz? Özellikle demokratik özlem içerisindeki yurttaşlara diye sorayım. CHP nasıl bir yanıt verecek? Şu önemli, zaman zaman eleştiriliyor. Sokağa niye inmiyor?
bilmiyorsunuz diye bir tansiyon artırmaya çalışan iktidara karşı mücadele verirken aslında miting alanları mıdır, sokağın adresi, bunu mu demeye çalışıyor CHP? Bu çerçeveden yanıtlarsanız sevinirim. Sözümüzü de bu şekilde toparlamış olalım. Tabii. Aslında Sayın Kaftancıoğlu şimdi ekranlarda görünen o kısa videosuyla gerekeni söylemişti. Bakın şu anda ne diyor Sayın Kaftancıoğlu? Güler yüzlü bir biçimde o kararı öğrendiği andan itibaren umudu büyüteceğiz diyor. Ve güler yüzlü bir biçimde umuttan bahsediyor. İşte milyonlar, 21 Mayıs'ta gelen milyonlar, bizler önümüzdeki 21 Mayıs'ta ve sonrasında güler yüzlü bir şekilde sokakları germeden, Türkiye'yi germeden ama güçlü bir şekilde, ama kararlı bir şekilde, ama çekinmeden, ama yılmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve emeği örgütleyeceğiz, umudu örgütleyeceğiz. Tam Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği gibi kimse tedirgin olmasın ama kimse de bizden sokaklarda daha sert, daha gerilimli, daha şiddetli eylemler beklemesin. Biz tam tersine sağduyu ile ama gücümüzü göstererek devam edeceğiz yolumuza. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ömür. Ben de bir demokratik özlem içerisinde olan yurttaş olarak, bir gazeteci olarak hakikaten o günleri arzu ederim görmeyi bir an önce diyelim. Programın açılışında söylediğim gibi. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim.